Evet, değerli basın mensupları, bugün değerli bir gazeteci her gün yaptığı gibi bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ancak bu kez paylaşımın içeriği bizzat kendisiydi. Kim bu arkadaşımız? Gazeteci Alican Can Uludağ. Sinan Ateş ile ilgili yapmış olduğu haberler sebebiyle tehdit edildiğini açıkladı. Açıklamasında bugüne kadar sırtımı hiçbir kişiye, gruba, partiye, örgüte yahut bir cemaate yaslamadım dedi. Devamında ise herkes sussa da tek başıma kalsam da bu davayı yazacağım diye bitirdi. Ali Can Ulu da sussa da herkes sussa da değerli Ali Can Ulu da buradan söylemek istiyorum. Herkes sussa da biz susmayacağız. Gazetecilik yaptığın için sana ödetilmek istenen bedellere karşı koyacağız. Yanındayız. Tehditlere asla papuç bırakmayız. 2023 yılında bir gazeteci çıkıp alenen tehdit edildiğini ifade ediyor. Bu kabul edemez, kabul edilemez durum ve şartların sebebi nedir? Ne tür bir cesaret, nasıl böyle bir pervasızlığı ve hadsizliği beslemektedir? Kimler bir gazeteciyi işini yaptığı için böyle ulu orta tehdit edebilme cesareti göstermektedir. Bu tehditleri yapanların arkasında kamusal bir güç var mıdır? Sayın İçişleri Bakanı'na seslenmek istiyorum. Ali Can Uludağ nezdinde haber yaptığı için burnu kanayacak tek bir gazetecinin dahi sorumluluğu sizdedir. Bu aleniyeti tescillenmiş ihbarı dikkate almak doğrudan sorumluluğunuz dahilindedir. Bu süreci yakinen takip edeceğiz. Alican Uludağ başta gazetecilik yaptığı için tehdit edilen, hapsedilen tek bir kişiyi dahi yalnız bırakmayacağız. Yine başka bir örneğe daha şahit olduk. Halk TV muhabiri Seyhan Avşar, eskimiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı bir haber sebebiyle Soylu tarafından hedef gösterildi. Süleyman Soylu, sana sesleniyorum. Feriştah olsan cürmün kadar yer yakarsın. Sen önce her yeni günün sabahında cezaevlerine tıkılan çetelerinin seninle selfie çektirip suç dünyasında kıdem alan müntesiplerinin hesabını ver. Gazetecileri hedef almayı bırak, kabaran suç dosyanla, ensende pişirilen bozayla ve yol dostlarının yollarına döşenmiş kayayla uğraş. Ne Ali Canoğlu da, ne Seyhan Avşar yalnız değildir. Yanlarındayız. Her ne olursa olsun dayanışma içinde olacağız. Bu doğrultuda CHP medya birimi olarak başlatma kararı aldığımız bir çalışmayı siz değerli basın emekçileriyle paylaşmak isterim. Çalışmamız basın özgürlüğü ofisidir. Basın özgürlüğü ofisimizi hayata geçiriyoruz. Biz Cumhuriyet Cumhuriyeti kuran partiyiz. Türkiye'de basın özgürlüğünün güvencesiyiz. Basın özgürlüğü için sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir büyük Anadolu buluşması gerçekleştirdik. Buluşma, bu buluşmada çatı örgütleri dahil basın örgütlerimizi, yerel gazetelerimizi ağırladık. Onların sorunlarını dinledik. Özellikle yerel basını yok etmeyi amaçlayan tasarruf tedbirleri genelgesi üzerine genel başkanımız açık tepkisini ortaya koydu. Ortaya çıkan tabloda üçüncü kez gerçekleştirdiğimiz bu buluşma basın özgürlüğü hususundaki tutarlı mücadelemizin bir parçası oldu. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz. Basın Özgürlüğü Ofisi 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi uhdesinde kurulacaktır. Ankara'da basın kuruluşlarıyla istişareler yapıyoruz. Özellikle önceki dönem milletvekilimiz Atilla Sertel bugün çeşitli görüşmeler yaptı. Bu istişarelerle beraber oluşturacağımız bir yürütme kurulunu hayata geçireceğiz. Akabinde tüm illerde gazeteci ve hukukçu arkadaşlarımız bu ofislere katılacaklar. Peki bu ofis ne yapacak? Hemen sırayla sayalım. Bu ofis tüm gazeteci davalarını şartsız hukuki destek verecek. Tekrar etmek istiyorum. Tüm gazeteci davalarına şartsız, koşulsuz hukuki destek vereceğiz. Tüm yargılamaları izleyeceğiz. Tarafa olduğumuz her platforma raporlama yapacağız. Bunu açmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubumuz vardır. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde e, temsilcilerimiz vardır. Tüm bu bulunduğumuz ve taraf olduğumuz kurullarda bu davalarla ilgili raporlarımızı sunacağız. TBMM uhdesinde, Büyük Millet Meclisimiz uhdesinde tüm bu yargılamaların gündemde olmasını sağlayacağız. Teklifler vereceğiz, araştırma önergeleri vereceğiz ve bu raporlarımız orada gündeme gelecek. Gazetecilere yönelik baskılara karşı aktif bir mücadele başlatıyoruz. Çalışan gazetecilerin haklarını koruyacağız. Onların özlük hakları dahil hukuklarını, üzerlerindeki her türlü baskıyı e, mücadele edeceğiz. Baskıyla mücadele edeceğiz. Aynı zamanda meclis çatısı altında basın kanununun gazetecilerin talepleri doğrultusunda düzenlenmesi için bir ciddi çalışmayı ofisimiz aracılığıyla da hayata geçireceğiz. Ofisimizle ilgili bir sosyal medya hesabı kurduk. E, önümüzdeki günlerde de bu daha da yaygınlaşır. X'te diyelim, X'te basın özgürlüğü ofisi olarak faaliyete geçmiştir. Önümüzdeki günlerde ilgili hesaptan çeşitli duyurular yayınlanacaktır. Siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak maksadıyla gazetecilik yapan Tolga Şardan, Alican Can Uludağ, tarikatlarla ilgili araştırmaları sebebiyle Bilal Güldem, yolsuzlukları araştıran Seyhan Avşar, Merdan Yanarda, Ayşenur Arslan ve daha niceleri gazeteciliğin onurunu ve şahsiyetini koruma adına gazetecilikte ısrar mücadelelerinde asla yalnız değiller. Biz sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve daima yanlarındayız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.